abi. Yüzlerce iş ilanı var. Neden ikimiz aynı iş yerine başvuruyoruz? Ulan bir iş için zaten binlerce insan başvuruyor. Aynı işe ikimiz başvuracağız ki seni almazsa beni alsınlar. En azından şansımız artsın. Farkın memleketine de bulun sen. Komşudan ödünç aldım abi. Şık olmam lazım. Bak CV de hazırlattım. Bak bak. Ulan burada üniversite mezunu yazıyor. Sen okul okumadın ki. Sahte bu CV abi. Burada 3 tane dil biliyorum yazmışsın. He bak o doğru işte abi. Türkçe, Kürtçe, bir de kuş dili biliyorum. Acaba mülakatta soru falan soranlar mı? He olabilir abi, sorabilirler. Mesela başlıca geçim kaynaklarımız nelerdir diyebilirler. Hırsızlık, dolandırıcılık, faizcilik, adam yer adama. Onlar senin geçim kaynakların abi, tarım ve hayvancılık diyeceksin. Oy, abi karşıdaki kadına bak, sakalları var ya. Normaldir oğlum, kaşetli kuaföre kapalı. Benim hanımın benden fazla sakalı var. Erkeğim ben abi, çaktırmayın, adım Nuri. Daha kolay iş bulabilirim diye kadın kılığına girdim. Nuriye Hanım. Hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Mülakat nasıl geçti lan Nuri? Daha sonra arayacaklarmış abi. Rahmi abi nasıl geçti ya? Bunların galiba kontrolü yok. Ben de daha sonra arayacaklarmış. Sabri Bey CV'nizi inceledim. Oxford mezunu ve 3 dil biliyormuşsunuz. Boş zamanlarında da operaya ve tiyatroya giderim yazmışsınız. Bayağı etkileyici. Teveccühünüz. Ayrıca klasik müziğe aşığım demişsiniz. Sizinle bayağı iyi anlaşacağız. Pardon efendim. Telefonu sessize almayı unutmuşum da. Ne oldu lan? Seni mi daha sonra arayacaklarmış? Yok abi. Olmadı işte. Nasıl olmaz lan? Takım elbise aradın, sahte CV hazırladın. Seni nasıl almazlar işe? Ya abi, her şeyi hazırladım da telefonun zil sesini değiştirmeyi unutmuşum. Tahta saman yabası, kareşeğin sıpası, sarı kızın elinden düşmez bostan çapası. Sarı kızın...